Şimdi inovasyon deyince tabii herkesin aklına önce teknoloji geliyor ama ben teknolojinin dışında kalan her iş içinde inovasyon çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani pazarlamadan teknoloji tabii içinde var. Yiyecek sektörüne, perakendeye, savunma sanayine nereye bakarsanız bakın inovasyon çok önemli. İnovatif hareketlerde bulunan firmaların da öne geçtiğini görüyoruz zaten. Bu her sektör için de geçerli. Ama elbette teknoloji daha hızlı ilerleyen, daha çok inovasyon gerektiren bir alan. Dolayısıyla teknolojide inovasyon daha da önemli. Biz kendi grubumuz olarak da yayın tarafında da olsun, etkinlik tarafında da olsun bu merkezden hareket ediyoruz. Yani özellikle her şeyi inovasyon merkezine koyduk. Merkezinden yeni projelerle, yeni düşüncelerle, yeni inovatif hareketlerle çok daha başarıya kolay gittiğimizi düşünüyorum. Tabii bilinenin tersine ben araştırdığım zaman ya da işte bu vesilelerle de öğreniyoruz ki aslında hem Osmanlılar zamanında hem ondan önce Selçuklular, tabii Cumhuriyet döneminde de Türkiye'nin çok, Türklerin daha doğrusu çok inovatif hareketleri var. Hem savaş açısından eski yıllarda hem de mimari açıdan, zaman zaman tarım açısından, ekonomi açısından yani belli bir yıla kadar, özellikle işte 1700'lü yıllara kadar çok önde, çok inovatif hareketlerde bulunduğunu görüyoruz. Yani aslında sanılanın tersine Türklerde de bir inovasyon ruhu var. Bunu da zaman zaman uygulamışlar ama dönem dönem bu biraz arkaya itilmiş ve büyük kayıplara neden olmuş. Aslında bir önceki sorunun cevabını da birleştirmek gerekirse, işte görüldüğü üzere ülkeler bile inovatif olmazsa tarihlerinde kötü inişler yaşıyorlar. İnovatif hareketlerde bulunduğu sürelerde de dünya tarihine güzel işler yazıyorlar. Bizim Türkler de biraz böyle galiba.